Nesine TV'den herkese merhabalar. Artık klasikleşmiş Uğur Meleke ile derbi videomuzda yine sizlerle beraberiz. Bu hafta Fenerbahçe Beşiktaş derbisi heyecanı yaşayacağız ve Uğur Meleke'nin derbi yorumu, derbi tahminini alacağız. Uğur abi hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Uzun yıllardır derbileri konuşuyoruz ve bu sefer de Fenerbahçe Beşiktaş derbisi heyecanını konuşacağız. Ve tabii ki derbi öncesinde Uğur Meleke'ye pas atmadan evvel size bir resim çizelim. İki takım da kaybetti. İki takım da kaybederek derbiye çıkıyor ve iki takımda da hem Ersun Yanal hem de Abdullah Avcı yaptıkları değişikliklerle ve çıktıkları kadrolarla eleştirildiği bir haftadan sonra derbiye çıkıyorlar. Beşiktaş üst üste kazandı ama evinde Malatya'ya kaybetti. Fenerbahçe deplasmanlarda kazanamıyor. İçeride derbide fire yapmamak, fire vermemek zorunda. Nereden bakarsak bakalım çok enteresan bir derbi bizi bekliyor herhalde Kadıköy'de. Evet, erken olmasına rağmen, sezonun aralık sekansı olmasına rağmen kaybetme lüksü yok diyebileceğimiz türden bir derbi karşımıza çıktı. Sivasspor'da bunda payı var. Sivasspor'un da işte en yakın rakibine yaptığı 6 puanlık Evet. farkla ilk yarının sonunda herkesin kötü göründüğü bir lig yarattı Sivasspor. Sivasspor çıkarsan herkes iyi görünüyordu. Evet, doğru. Sivasspor herkesi kötü gösteren bir noktaya gitti. Fenerbahçe Beşiktaş'ın evet hassas bir derbi. Geçtiğimiz hafta ikisi de sadece skor olarak değil oyun olarak da tehlike sinyalleri çaldı. Tehlike sinyalleri verdiler. Beşiktaş topa çok sahip oluyor. Aslında ligin en fazla topa sahip olan iki takımı gibi gözüküyor. Fenerbahçe Beşiktaş. Ama Beşiktaş şut istatistiğinde 9. Yani Kasımpaşa'dan, Gençlerbirliği'nden, Antalya'dan daha az şut atıyor. Beşiktaş toplamda 15 maçta 196 şut sadece. Onların altında. Bunun sebebi de topu verimsiz bir şekilde oyalamaları. İkinci bölgede aynen geçenki Başakşehir gibi çok vakit kaybetmeleri. Üçüncü bölgede de Laiç dışında yetenek dozlarının eksik olması. Acaba derbi için Abdullah Avcı nasıl bir çare üretebilir? Nasıl bir çözüm üretebilir? Onu bilmiyorum doğrusu. Fenerbahçe'ye gelince, Fenerbahçe Sivasspor karşısında geriden oyun kurma konusunda çok çok kötü sinyaller verdi. Birinci gol Samassa'nın oyun görüşü, Sivasspor kaleci Samassa'nın oyun görüşüne geldi. İkinci gol Fenerbahçe'nin Samassa'nın yaptığını yapamamasından doğdu. Evet. Dolayısıyla ortaya şöyle bir tablo çıktı. Yani geriden oyun kurmayı moda diye benimsememek lazım. Geriden oyun kurmak bir stratejidir. Bununla ilgili çalışmak lazım, kafa yormak lazım. Beşiktaş önde baskı yaparsa muhtemelen Fenerbahçe'yi zor duruma düşürebilecek gibi gözüktü. Evet, Fenerbahçe'nin Sivasspor maçında eleştirilen en önemli noktası belki de Emre ve Max Cruz'un oynaması, orta sahayı Fenerbahçe'nin bu yüzden kaybettiğinin, 2-0'dan sonra Ersun Yanal'ın Ferdi ve Deniz hamleleriyle maç Vedat Muriç ayağını uzatsa 2-2'ye gelecek maç. Daha sonra kırmızı kartlarla 3-1'e gitmişti. Şimdi yani Fenerbahçe'nin nasıl bir 11'e çıkacağı gerçekten merak konusu. Çünkü artık baskı çok arttı ve şöyle yorumlar da var ve ben de bu görüşlerin bir kısmına açıkçası katılıyorum. Eski Ersun Yanal, çok geçmiş olsun bu arada Sadık Çiftpınar'a. Sadık Geçmiş olsun. çok büyük bir sakatlık yaşadı. En kısa zamanda umarız sahalara döner. Eski Ersun Yanal, Sadık sakatlandığında Ferdi'yi alıp Luis Gustavo'yu stopara çekip farklı bir dizilişte maçı istediğini gösterir bir şablon Bir sunardı eskiden. fırsattı. Evet. Fırsattı ama bunu yapmadı. Yürüyerek geçilen Zanka'yı aldı ve Fenerbahçe bir adım daha geriye gitti. Ya bu derbi 11'i Fenerbahçe'nin, ya Beşiktaş'ın 11'i aşağı yukarı çözebiliriz ama Fenerbahçe'nin 11'inde acaba dokunuşlar olacak mı? Üstelik de Sadık sakatlanıyor. Evet. Ciddi bir sakatlı olduğu hissediliyor. Görüntü öyle. Kameralar Zanka'yı kesiyor. Zanka kıpırdamıyor. Hiç böyle duruyor. Ben eşofmanı çıkartayım mı diye bakıyordu orada Aşağı yukarı neredeyse. 2 dakika geçiyor. Evet. Değişiklik işareti geliyor. Zanka işte o beyaz bantlarla kapatması gereken yerleri Evet. kapatmaya ancak başlıyor. Oyuna geç giriyor. Bu arada Fenerbahçe 3 pozisyon veriyor. Bir de korner verdi üstüne. Evet. Evet, doğru. 3 pozisyon veriyor. Sadık Zanka değişene kadar 3 dakika içinde. Yani Zanka yürüyerek geçiliyor dedin ya, biraz da burada sanki disiplinel bir sorun varmış gibi Çok bitik durumda, hissediliyor. bitik durumda Çünkü bu gözlemledim. kadar Zanka isteksiz değildi. Şimdi derbi öncesi stoper tercihi de o yüzden kritik bir hale geldi. Serdar Aziz coşkusuyla, tutkusuyla büyük takım oyuncusu olduğunu bir kez daha gösterdi. Serdar Aziz ile ilgili bir sıkıntı yok. Ama Zanka ve Rami belli ki CV'lerinin kafa karışıklığı içindeler. Rami var mı yok mu acaba, hani Evet. herkes şunu merak ediyor olabilir. Ne zaman oynayacak ya da oynayacak mı? Biz bu adamı aldık mı diyenler bile var acaba, hani almadık mı diyenler var. Ama Fenerbahçe'nin görünen o ki geçen seneden bu yana bir kadro planlaması yapılıyor ve kadro planlamasında Zanka ve Adil Rami gibi iki isim var ve yok. Kayıp.
O çok ve Max Kruse ortada yok. Yürüyemiyor. Fiziksel olarak çok kötü durumda. Tam hazır değil. Fenerbahçe'nin daha böyle 11'i merak edilen, Fenerbahçe'nin ne yapacağı daha merak edilen bir maç olacak ama en büyük avantajı herhalde uzun yıllardır Fenerbahçe'nin derbilerde kötü de oynasa bir şekilde kaybetmemesi, golü bulması. Kadıköy kalesi var Fenerbahçe'nin. Bu tabii ki çok önemli. Hakem de açıklandı. Cüneyt Çakır maçın hakemi ve yani herkesin tabii bir yorumu var. Türkiye'de hakem her zaman konuşuyor ve konuşulmaya devam edecek. Bu da bir kesin ve gerçek. Ben son olarak Uğur Meleke'ye şunu sorayım. Derbi ile ilgili tahmin derken tırnak içinde bu bir salt iddia tahmini değil ama nasıl bir derbi bekliyor? Gollü, tempolu, pozisyonu bol mu? Yoksa geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe Galatasaray derbileri gibi daha sıkıcı bir derbi mi? Sıkıcı olacağını düşünmüyorum. Eğlenceli olacağını düşünüyorum doğrusu. Eğlenceli olmak da zorunda. Çünkü iki hocanın da eleştirdikleri konu skor değil, oyun aslına bakarsan. Yani bir oyun geliştirememiş olması. Beşiktaş, Diaby ve Enkudu kısıtlamasıyla arkada savunma arkasında boşluk olabildiğinde ancak onları kullanabiliyor. Onun dışında sete karşı hücum etme konusunda sıkıntılı gözüküyor. Beşiktaş'ın öyle bir sıkıntısı var ve çok fazla kenar ortası yapıyor. Yani acaba Fenerbahçe karşısında çıkıp yine anlamsız 37 tane orta mı yapacaklar ki bu ortaya vuracak oyuncu da yok sahada. Fenerbahçe'de geriden oyun kurmak, pasa çıkmak adı altında çok yavaş ve tahmin edilebilir bir görüntü veriyor. Bu Emre'yi de Kuruzu'yu da kötü gösteriyor. Ziya'nın Emre'ye olan baskısı mesela Emre'yi sağdan sildi. Çok. Emre çıktıktan, Ozan orta sahaya geçtikten sonra Fenerbahçe daha direkt hücum eden bir hale dönüştü. Ve golü de Ozan'la buldu. Yani Ozan'ın getirdiği topla buldu. Hem Ozan orada takımını hızlı taşıdı öne, hem Ferdi faktörü devreye girdi. Çok önemli. Çünkü sağ açık Ozan, merkeze gelince dolayısıyla dediğin gibi hem Abdullah Avcı'nın hem de Ersun'un dokunuşlar yapması lazım. Bu dokunuşları yapmazlarsa bir kontrol oyunu, sıkıcı bir oyun çıkabilir. Ama dokunuşları yaparlarsa pekala karşılıklı goller olabilir. Kartlar olabilir. Evet. Endişesi, kaygısı yüksek takımlar. Kaybetme tahammülü yok. Bu gerilim hatalar doğurabilir. Fenerbahçe savunması merkezde, göbekte kim oynayacak? Zaten Hatay'a çok meyyal. Zanka da oynasa, Rami de oynasa. Çok, çok. Hatay'a çok meyyal. Beşiktaş'ın Caner'i önde kullanması tamamen sanki bir orta bağımlılığına dönüştürüyor takımı. Bunun dışında hani Caner'i sol beke çekip başka türlü bir model deneyecek mi? Mesela Şenol Güneş Kagawa transferinden çok şikayetlenmişti. İşte demiştik orada çok oyuncum var, Oğuzhan var, Muhayyer var, bir de Kagawa'yı aldılar. Bugün Beşiktaş'ın elinde Kagawa olsa bambaşka bir şey olur. Bambaşka bir Doğru. şey olur çünkü Kagawa kenarda oynayabilir. Evet. Hani demek ki Şenol Güneş'in tarif ettiği kadar kolaylıkta değil işte. Yani Oğuzhan var mı yok mu? Muhayyer var diyorsun ama forma vermedin. Muhayyer diye bir adam kalmadı. Aynen öyle. Dolayısıyla Beşiktaş'ın o tarafta seçenekleri kısıtlı. Karşılıklı goller olacağını düşünüyorum. Ben de katılıyorum. Temposu, heyecanı yüksek, gollü, keyifli bir, geçen sene Vodafone Park'ta 3-3 bitmişti maç. Keyifli, gollü bir maç bekliyorum, güzel bir maç bekliyorum ben de Uğur Meleke gibi. Umarız güzel bir derbi olur, keyifli bir derbi olur, nesne.com'da yaşayacağınız bir derbi olur. Uğur Meleke ile derbi sohbetinin sonuna geldik. Tabii tekrardan hatırlatalım, her derbide Uğur Meleke ile videolar ve derbi tahmini, derbi yorumları devam edecek. Uğur abi son olarak eklemek istediğin kart, gol dedin. Maç son olarak bir ibreye kayacaksa, bir tarafa 3 puan gidecek olursa sence hangisi ağır basıyor? Yoksa gollü beraberlik mi senin için ön planda? Oyun kriterinde dengeli gibi duruyor. 1-1, 2-2 falan bitebilir gibi geliyor. Ama Fenerbahçe'nin iç saha avantajı var tabii. Yani coşkusu var Kadıköy'de. Ha, dengeyi bozarsa belki Kadıköy faktörü mü acaba? Bir coşku. Beşiktaş'ın bir de taraftar desteği derken Beşiktaş'la Caner'in, Gökhan'ın hani biraz enteresan da bir derbi oluyor. Beşiktaş derbileri Fenerbahçe'nin o deplasmanda. Caner gibi sinirlerine hakim olmakla tırnak içinde bazen zorlanan ki kırmızı kartı görmeden edemedi yine Malatya ama maçında. Ama cezası geçti. Tabii cezası geçti ama hani edemedi. Bir türlü, evet, bir şekilde zorla kendini gördü adeta. Bir şekilde kendini attırmayı başardı. Ozan da öyle Caner'de. Vedat Muriç çok ciddi bir tepki verdi. Pozubandı yere attı Vedat Muriç tepkiden ki ondan sonra iki dakika vardı Fenerbahçe belki beraberliği yakalayabilirdi. Her anlamda enteresan bir derbi olabilir. Umarız keyif alırız. Heyecanı bol olur. Tabii ki son derbiyle ilgili yapacağınız sizin tahminlerle de son karar değerli izleyenlerin diyelim. Güzel bir derbi olsun. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.